Meclis tarafından kabul edilen bir yasa Cumhurbaşkanı'nın önüne geldiğinde neler yapılabilir? Şimdi oradaki jargonumuz bu. Cumhurbaşkanı bunu onaylayabilir, geri gönderebilir. İşte eğer anayasa değişikliği ise halk oyuna sunabilir vesaire vesaire. Süreç böyle gidiyor bizim için. Şimdi buradaki periyot şu ama. Bunu yapabilir Cumhurbaşkanı da. Bunları yapması için süreç nasıl olacak? Onu bir düşünmemiz lazım. Burada şunu söylüyor bize. Cumhurbaşkanına 15 günlük bir süre veriyoruz. Bu 15 gün içinde kanunu ister geri gönder, ister onaylayıp nerede yayınla diyoruz? Resmi gazete yayınla diyoruz. İşte burada Cumhurbaşkanı tanınan süre 15 gün. Ama burada şunu unutmayın. Meclisin bir yasayı kabul edip Cumhurbaşkanına göndermesi için gereken bir süre yok. İş Cumhurbaşkanına geldikten sonraki süre ise o süre bizim için 15 gündür değerli arkadaşlarım.